Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Can, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başladığımız serinin ilk bölümündeyiz. Bir önceki videomda Kaykay'da nasıl gelişebileceğinizden bahsetmiştim. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. O videoda basamaklardan bahsetmiştim bir metotta. Ve o basamaklardan ilki olan Kaykay nasıl kayılır, Kaykay nasıl sürülür, bunu göstereceğim size bugün. Şurada çıkan kartlarda oynatma listesi var. Bu oynatma listesinde o birinci videoda bahsettiğim tüm hareketlerin eğitim videosu gelecek kanala. Yakın zamanda o videolara da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Kaykay nasıl kayılır öğrenelim birlikte. Evet, ilk adımda ayak pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Kaykay'da iki farklı ayak pozisyonu var. Birisi sağ ayak önde, birisi sol ayak önde. Ve bu ikisi de hani sağlak solak diye ayrılmıyor. Yani sağlaksanız sağ ayağınız önde ya da sol ayağınız önde diye bir şey yok. Kaykay'ınki tamamen farklı bir şey. O yüzden sen sağlaksın, sağ ayağın önünde gitsin falan diye bir şey yok yani. Eğer sağ ayağınız önde sürüyorsanız, yani kaykayı koyduğunuzda sağ ayağınız öndeyse ve ittirdikten sonra sol ayağınızı arkaya koyuyorsanız, bu ayak pozisyonunun adı goofy oluyor. Eğer sol ayağınız öndeyse, yani kaykay burada dururken sol ayağınızı öne koyuyorsanız da sağ ayağınızı da ittiriyorsanız, bu ayak pozisyonunun adı da regular. Peki bunları nasıl anlayacaksınız? Yani regular mısınız, goofy misiniz, nasıl anlayacaksınız? Bunu anlamanın birkaç yolu var. Tabii kaykayla deneyebilirsiniz ama hani kaykaya daha başlamadıysanız ve merak ediyorsanız şöyle düşünün. Mesela önünüzde kaygan bir zemin olduğunu düşün diyelim. Hani ve onda böyle ayaklarınızla kayacaksınız. Hani hangi ayağınız önde olurdu mesela yani? Sağ ayağınızla kayarsanız zaten goofy'siniz. Ama mesela benim tercihim sol ayak yani. Ben öyle bir zemin olsa sol ayağım önde giderek kayarım böyle. Veya zaten direkt kaykayla deneyebilirsiniz. İlk önce işte sol ayağınızı koyarsınız, böyle gidersiniz. Hangisi daha rahat geliyorsa yani. Bu sizin normal sürüş pozisyonunuz olacak yani. Sağ ayak, sol ayak, regular, goofy. Bu sizin temel duruşunuz olacak. Hangisinde daha rahatsanız yani. Evet, birinci adımda ayak pozisyonunuzu öğrendiyseniz şimdi hemen ikinci adıma geçelim. İkinci adımda ilk başlıyorsanız ve kaykayın üstüne ilk defa binecekseniz önereceğim şey kaykayı böyle yere koyup üstünde biraz dengede durmada çalışın. Hani o trakların sıkılığına, gevşekliğine biraz alışın yani. Böyle üstündeki rahatlığınızı arttırın yani. Bir kaykayınızı tanıyayım. Biraz bu şekilde vakit geçirdikten sonra sürmeye hazırsınızdır. Evet, şimdi eğer üstünde biraz durduysanız, rahat hissettiyseniz kaykayınız üstünde, hemen sürmeye geçebiliriz. İlk önce benim tercihim olan regular'ı göstereceğim, ardından da goofy'yi göstereceğim. Şimdi yapmanız gereken kaykayı şu şekilde, regular'sanız eğer, sol tarafınızı almanız, sağ ayağınızla yere basıp sol ayağınızı tahtanın üstüne koymanız gerekiyor. Kısaca ayak pozisyonunu göstereyim. Ön ayağım şu şekilde duruyor. Yani ne dümdüz ne de tamamen böyle. Biraz çapraz 45 derecelik bir açı yapmanız gerekiyor. Eğer ayak pozisyonunu anladıysanız, ön ayağımızı bu şekilde koyduktan sonra yapmamız gereken bütün ağırlığımızı bu ayağımızdan bu ayağımıza geçirmek. Ve asla önermediğim şey, bu ayağınızı arkaya koyduktan sonra kesinlikle arkaya doğru yaslanmayın. Ön ayağınıza bütün ağırlığınızı verin ve öne yaslanın. Bu sizi daha güvenli bir hale getirecektir. Çünkü siz de görmüşsünüzdür veya denediyseniz, böyle ilk defa kaykaya binenler genellikle üstüne biner. Birden böyle önüne doğru iter ve arkaya doğru düşerler. Bunun nedeni arkaya yüklenmeleridir. O yüzden İlk önce bütün ağırlığınızı ön ayağınıza veriyorsunuz. Ön ayağınıza ağırlığınızı vermeyi unutmayın. Ve şimdi ittirmeye geçiyoruz. Şimdi ittirmek için ise şu anda zaten böyle dururken genellikle ağırlığı merkeziniz burası oluyor. Yapmanız gereken şey buradaki ayağınızı birazcık geriye doğru ittirip ittirirken ağırlığınızı buna geçirmeniz gerekiyor. Ve ona geçirirken de bu ayağınızı üstüne alıyorsunuz. Dediğim gibi ittirirken ön ayağınızı koydunuz. Ondan sonra arka ayağınızla ittirdikten sonra hemen üstüne alıyorsunuz ve kaykayın üstündesiniz. Bir diğer bahsetmek istediğim şey ise, siz ittirdikten sonra bu ayağınızı böyle dümdüz bırakmayın. Çünkü böyle dümdüz bırakırsanız kaykayın üstündeki kabiliyetinizi kaybedersiniz. Benim önerim, ittirdikten sonra genellikle bu ayağınızla diğeri gibi 90 derece döndürmeniz. Çünkü bu şekilde kaykayın üstündeki kabiliyetiniz tamamen sizde olacak. İttirdikten sonra iki ayağımızı da düzeltiyoruz. Hemen bir örnek göstereyim. İttirdim, üstüne aldım, düzelttim. İkinci kez ittirmek için de şu şekilde oluyor. Şimdi siz ilk önce ayağınızı ittirdikten sonra üstüne koyuyorsunuz, sonra bir daha ittirmek istiyorsunuz hız kazanmak için. Bunu nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde arka ayağımızı üstündeyken yavaşça yana indiriyoruz ve bütün ağırlığımızı yere vermeden, yani bütün ağırlığımız kaykayda. Hani ağırlığımızın çoğunu yere vermiyoruz. Ağırlığımızın çoğu hala kaykayın üstünde. Yani kaykayın üstündeki bu zemin sizin asıl zemininiz olarak düşünmeniz gerekiyor. İttirdikten sonra bunu üstüne aldık. Ondan sonra çok azıcık ağırlığımızı yere vererek bir daha ittiriyoruz. Yani şu şekilde oluyor. İttirdim, üstüne aldım,
çok azıcık yere bıraktım, bir daha ittim. Çok hızlı bir şekilde Goofy'yi de göstermek istiyorum. Her ne kadar aynı olsa da hani aklınızda kalmasın diye. Sol ayağımı koyuyorum. Ondan sonra ittirip üstüne alıyorum bu şekilde. Bütün ağırlığınızı sağ ayağınıza ver. Çünkü eğer ağırlığınızı Goofy sen sol ayağınıza verirseniz kaykayın arkasında kalırsınız. Ve böyle kaldığınızda kaykayın önünüze fırlayıp arkaya düşmeniz çok olası bir ihtimal. İkinci adımda kaykayı nasıl sürebileceğinizi, ittireceğinizden bahsettim. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız, merak ettikleriniz varsa yine yorumlarda bırakabilirseniz, hani her şeyden bahsetmemiş olabilirim, her problemden. Yaşadığınız problemleri aşağıya yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi üçüncü kısım olan kaykayı nasıl döndürebileceğinizden bahsedeceğim. Kaykayda iki farklı dönüş şekli vardır. Birincisi trakları kullandığımız, yani trakların şurasında bushingler var. Bunları kullanarak döneceğiz ilk önce. Bunu yapmak için de kaykayda eğilmeniz gerekiyor. Yani eğer sağa dönmek istiyorsanız ön tarafınıza eğiliyorsunuz veya sola dönmek istiyorsanız arkanıza doğru eğiliyorsunuz. Ağırlığınızın merkezini bu şekilde değiştirdiğinizde traklar gördüğünüz gibi yön değiştirecektir. Şu şekilde. Mesela ben buraya bastırırsam bu sizin yön değiştirmenize neden olacaktır. O yüzden eğiliyoruz. Kısaca bir örnek gösterecek olursak. Gördüğünüz gibi arkaya eğilince çok kolay bir şekilde dönülebiliyor. Şimdi sağ tarafıma döneceğim. Parmak uçlarıma eğileceğim. Diğer türlü topuklarıma doğru eğiliyordum sola dönmek için. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde dönebilirsiniz bu şekilde. Bir diğer dönüş şeklimiz ise kick turn. Kick turn'da yapmanız gereken şey arka ayağınızı tail'a koyuyorsunuz. Yani tail dediğimiz yer neresi? Kaykayın arkası. Arka ayağınızı bu şekilde koyuyorsunuz ve ondan sonra sol ayağınızı, bakın burası önemli, sağ ayağınızla bastırmaya çalışmayın. Bastırırsanız istemediğiniz sonuçlar olur. Arka ayağınız zaten tail'da olduğu için ağırlığınızın bir kısmı burada. Yani ön ayağınızı kaldırdığınız anda siz dönebileceksiniz. Onun için ön ayağınızı kaldırıyorsunuz ve ön ayağınızı kaldırdıktan sonra da omuzunuzu döndürmeniz gerekiyor. Omuzunuzu döndürmezseniz kaykay başka yerlere gidebilir. Örnek olarak gösterecek olursak da şimdi arkaya döneceğim. O yüzden ön ayağımı kaldırıp omuzumu arkama doğru döndürmem gerekiyor. Bu şekilde gayet basit bir şekilde dönebiliyorum. Ama dediğim gibi arka ayağınızla bastırmaya çalışmayın. Zaten ağırlığınız arkada. Ön ayağınızı kaldırınca kalkacak. Arkaya bastırırsanız dengeniz bir şekilde bozulabilir yani. Ondan bahsediyorum. Öne dönmek için de aynı şekilde pozisyonumuz aynı. Bu sefer omzumuzu sağ tarafımıza doğru döndürüyoruz. Bu şekilde. Ve ön ayağımı kaldırıyorum her zaman gibi. Turn'ın bir diğer özelliği ise hız kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sağ sol yaparak hız kazanabiliyorsunuz. Hemen göstereyim onu da. Hızlı bir şekilde sağ ve sol yapıyorsunuz. Bu biraz daha ileri seviye fakat kick turn'a alıştığınızda siz de çok kolay yapabilirsiniz bunu. Şu şekilde sol ve sağ geniş hareketlerle hız kazanabiliyorsunuz. İki dönüş şeklini de kısaca Goofy olarak göstereceğim. Bu sefer sağ ayağımız önde. Dönüş şekilleri de kaykayda bu şekilde. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yine dönüşle ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız aşağıda bırakın. Onları da yorumlarda cevaplayacağım ben. Şimdi detaylı bir şekilde nasıl kaydığımı hem ayak pozisyonlarını hem de dışarıdan bir şekilde çekerek göstereceğim. Araya kısa bir şey geçmek istiyorum. Bu hafta gelecek bir videonun konusu da kaykayda nasıl durulacağı olacak, nasıl fren yapabileceğiniz olacak. O çok daha ayrı bir uzun bir konu olduğu için ona ayrı video yapmak istedim. O da çok yakında kanalda olacak, haberiniz olsun. Bir diğer bahsetmek istediğim şey ise arkadaşlar, ittirirken şu ayağınız şu şekilde gözükebilir ilk başta, gayet doğal bir şey bu. Bu
demek oluyor ki arka ayağınızı aşağı indirdiğiniz kaykayın arkasını ayağınızın arkasına bırakıyorsunuz ve küçük bir şekilde ittiriyorsunuz. Başlarda yüksek ihtimalle böyle olacaktır. Yani küçük küçük ittireceksiniz böyle. Ve bu gayet doğal bir şey. Ama size önereceğim şey, ilerledikçe kaykayda puşlarken yani ittirirken ayağınızı olabildiğince kendi önünüze atmanız ki böyle daha fazla hız kazanabilirsiniz. O yüzden sürmekte rahatladığınız hissettiyseniz ayağınızı biraz daha öne atmaya çalışın. Daha derin ittirmeye çalışın. Bu size daha çok hız kazandıracaktır. Ayağınızı daha önünüze bırakmanız gerekiyor. Ve benim zaten bütün ağırlığım kaykayın üstünde sol ayağımda olduğu için arkaya ittirdikten sonra kaykayın üstünde rahat bir şekilde durabiliyorum. Kaykayın üstünde hızlı gidiyorsanız ve derin bir şekilde ayağınızı ileri atarak tutuyorsanız zaten bütün ağırlığınızın ön ayağınızda olması gerektiğini anlayacaksınız. O yüzden büyük ittirmeye başladığınızda ayağınızla ön ayağınızı daha iyi kullanmayı öğreneceksiniz zamanla. Ayak pozisyonunu gördüğünüz gibi ittirdikten sonra ön ayağım vidaların üstünde, arka ayağım ise hemen arkadaki vidalara koyuyorum. Ama eğer kick turn yapmak istiyorsanız, dönmek istiyorsanız arka ayağınızı bu şekilde tail'a koymanız gerekiyor. Ki ağırlığınızı önden çekip istediğiniz yöne kick turn yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, araya kısa bir şey geçmek istiyorum. Bir tane daha sürü şekli var. Bu sürü şeklinin adı Mongo Push. Ve bunu kesinlikle önermiyorum. Yani şu an videoyu zaten izlediyseniz başını nasıl sürmeniz gerektiğini gösterdim. O yüzden bunu önermiyorum. Hani ve bunu yapıyorsanız eğer düzeltmenizi öneririm. Düzeltemiyorsanız da sıkıntı değil. Böyle kayan profesyonel de var. Ama düzeltmenizi öneririm. Çünkü neden? Çünkü Mongo Push yaparken ön ayağınızı da ittiriyorsunuz. Ve ön ayağınızı ittirdikten sonra arka ayağınızı tail'e koymak için bir vakit harcamanız gerekiyor. Yani şu şekilde göstereyim. Burada ön ayağım mesela böyle ittirmem gerekiyor. Ama mesela ben arka ayağımı buraya koyarsam ve ön ayağımla ittirirsem hem komik gözüküyor hem de rahatsız bir şekilde. Çünkü böyle yaparsanız ağırlığınızı bir arkaya vermeniz gerekiyor. Ağırlığınızı arkaya vermeniz de biraz tehlikeli. Böyle ittiriyorsunuz. Bunu önermemin nedeni, siz ön ayağınızı ittirdiğiniz için arka ön ayağınızı koyuyorsunuz. Yani ilk önce ön ayağınızı koyuyorsunuz, sonra hareket yapmak için arka ayağınızı tekrar koymanız gerekiyor şu şekilde. Mesela ittirdim ya, ondan sonra arka ayağımı buraya koymam gerekiyor. Bu bayağı vakit harcattırıyor. Hızlı giderken de bunu yapmak çok zor. Ki zaten eğer şöyle yapmak isterseniz, bunun da ileride videosu gelecek bu arada. Şu şekilde gitmek isterseniz, Mongo Push'la bunu nasıl yaparsınız gerçekten bilmiyorum. Onun için hani Mongo Push'u önermiyorum. Hem rahatsız hem hareketlerde zorluk çıkartılıyor. Ve şey demek istiyorum, benim de Mongo Push'ten iki tane arkadaşım vardı ve ikisi de normal pushlamayı öğrendiler. Çünkü onlar da zor ve yanlış bir biçim bir sürme şekli olduğunun farkındalardı. O yüzden onlar düzelttiler ve çok rahatladılar. Böyle bir araya geçmek istedim. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Bu videoda ilk önce ayak pozisyonlarınızı öğrendik. Ondan sonra kaykayı nasıl ittirebileceğinizi ve üçüncü adım olarak da kaykayı nasıl döndürebileceğinizi ve döndürme şekillerinden bahsettim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi her zaman eğer aklınızda bir soru varsa veya problem varsa aşağıda çekinmeden belirtebilirsiniz. Çoğunu cevaplamaya çalışıyorum. Evet, bu yaptığımız metodun birinci basamağını bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci basamakta ise Oli var. Ve Oli'yi de bu hafta içinde yüklemeye çalışacağım. Ona da yine şuradaki oynatma listesinden ulaşabileceksiniz. Bugünlük bu videoluk bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve size yararlı olduysa lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa, ki genellikle kaykay oluyor şu anda. Abone olup zili açarsanız da çok sevindirirsiniz beni. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.